etkinliklerimizle Divan-ı Hümayun, yani buradaki bir metinle devam edeceğiz. Osmanlılarda Divan-ı Hümayun ile ilgili aşağıdaki metni okuyunuz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. soruları bu metne göre yanıtlayınız diyor. Hemen başlayalım metni okumaya. Divan-ı Hümayun. Divan-ı Hümayun halka açıktı. Örneğin Yıldırım Bayezid halkın şikayetlerini yüksek bir yere çıkarak dinler ve haksızlığa uğrayanların davalarını çözümlerdi. Divan Orhan Bey zamanından itibaren Fatih'in ilk devirlerine kadar her gün toplanırdı. 16. yüzyıldan itibaren ise divan toplantıları haftada 4 güne inmiş. Bunun 2 günü de arz günü olarak kabul edilmiştir. Divan toplantıları 18. yüzyıl başlarında 3. Ahmet zamanında 1'e indirilmiş. Hatta daha sonra bir ara kaldırılmış ise de görülen lüzum üzerine yeniden toplanarak önce haftada bir kısa bir zaman, daha sonra da 6 haftada bir toplanması kararlaştırılmıştır. Bunun yerine devlet işlerinin çoğu, bakın, vezirlerin divanlarına bırakılmıştır. Hükümdar nerede bulunursa divan orada kurulurdu. Fatih'e kadar divana padişahlar başkanlık etmiş, bundan sonra vezir azamlar başkanlık yapmıştır. Divan toplantıları Kanuni'ye kadar bugünkü kubbe altı denilen yerin arkasındaki divanhanede yapılırdı. Divanda ilk ve orta zamanlarda birinci ve ikinci derecelerdeki siyasi, idari, askeri, örfi ve şer'i, adli ve mali işler, şikayet ve davalar görüşülüp karara bağlanırdı. Divan hangi din ve millete mensup olursa olsun, hangi meslek ve tabakadan bulunursa bulunsun, kadın erkek herkese açıktı. Memleketin herhangi bir yerinde haksızlığa uğrayan, zulüm gören veya mahalli kadılarca haklarında yanlış hüküm verilmiş olanlar valilerden, askeri sınıflardan şikayeti bulunanlar, vakıf mensuplarının haksız davranışlarına uğrayanlar için divan açıktı. Herkes için açıkmış divan arkadaşlar. Divanda idari, örfi işler, veziri azam, toprak işleri, nişancı, şer'i ve hukuki işler, kadasker, mali işler defterdar tarafından görülürdü. Burayı bir daha vurgulamak istiyorum. Divanda idari ve bakın divanda hemen şurayı çizelim. İdari ve örfi işler yani yönetimle ilgili işler veziri azam, toprak işleri nişancı, şer'i ve hukuki işler kadı asker, mali işler defterdar tarafından görülürdü. Divanda alınan kararlar ve görülen işler mühimme-i ve bakın mühimme, ahkam, tahvil, name ve akitname gibi defterlere kaydedilmekte olup padişahın veziri azamdaki mührüyle mühürlenerek defterhanede muhafaza edilirdi. Yani kayıtlar ayrıntılı bir şekilde tutulurdu arkadaşlar. Gelelim birinci sorumuza. Osmanlılarda divan örgütünün taşıdığı özellikler. Bir kere divan gördüğünüz üzere yukarıda da bir danışma örgütü niteliğindedir, değil mi? Bir danışma örgütü niteliğindedir. İkincisi divan yargı organı niteliğinde. En üst mahkeme olarak görev yapıyordu ve herkese de açıktı. Üçüncüsü divan bir yürütme, devlet işlerinin yürütüldüğü yürütme organı niteliğindeydi. Geçelim ikinci sorumuza şimdi. Osmanlılarda divan örgütü aşağıdaki dönemlerin hangisinden itibaren önemsizleşmeye başlamıştır? Fatih Sultan Mehmet döneminden itibaren artık divana sadrazamlar başkanlık yapmaya başlamış ve divan bir danışma meclisi konumuna gelmiştir. Üçüncü sorumuza yukarıdaki bilgilere göre divanla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bakın Orhan Bey döneminde kuruldu dedik. Fatih'e kadar daha sık toplanıyordu dedik. Halka açık az önce vurguladım. Zaman zaman temyiz mahkemesi gibi en üst mahkeme gibi görev yapar. Divan üyelerini halk seçmezdi. Divan üyelerini padişah seçerdi. Peki
Aşağıda divanda görüşülen konuları yazınız diyor. 5 tanesini buraya yazalım. Hangi konular görüşülüyordu? Mesela hukuksal konular görüşülüyordu divanda. Hatta bir temyiz mahkemesi gibi görev yapıyordu divan. Peki başka ne vardı? Bakın tapulama işleri, işte tapu, toprakların dağıtımı, bunlar da görüşülüyordu. Hatta demin nişancı kayıtları tutuyordu. Geçtik ekonomik işler. Ekonomik işler defterdarda vardı, burada hatırlayın. Ekonomik işler görüşülüyordu. Başka savaşlar görüşülüyordu tabii ki. Savaşlar görüşülüyordu. Başka devletler arası ilişkiler, elçilerin kabul edilmesi, devletler arası ilişkiler, elçilerin kabulü gibi konularda divanda görüşülüyordu. Geçelim 5. sorumuza. Bakın 5. soruda diyor ki Osmanlılarda Divan-ı Hümayun'un zaman zaman temyiz mahkemesi gibi çalıştığını gösteren gelişmeleri yazınız. Bakın gerçekten tablette yazmak çok zor. Ben elimden geldiğince kısaltarak yazacağım ama önce söylemek istiyorum. Mesela mahalli kadılar vardı, değil mi? Kadıya başvurduk, haksızlığa uğradık, yanlış hüküm verdiğini düşünüyoruz. İşte biz bu şikayetimizi en üst mahkeme olan Divan-ı Hümayun'a başvurup bildirebiliyorduk. Buna temyiz hakkı deniyor. Aslında temyiz hakkı bir üst mahkemeye başvurabilme hakkıydı. Yani bakın kadının aldığı kararda, kadıların aldığı kararda haksızlığa uğradığını düşünenler divana başvurabilir. Yani yeniden bunların görüşülmesini sağlayabilir. Hatta vakıf görevlileri tarafından haksızlığa uğradığını düşünen, hatta devlet yöneticileri tarafından haksızlığa uğradığını düşünenler başvurabiliyorlar. Lütfen unutmayalım. 6. sorumuza bakalım. Divan üyelerinin yaptıkları işlerden hareketle hangi üyenin bugünkü hangi bakanlığın çalışmasının benzerini yaptığını eşleştirme biçiminde yazınız. Yani o zamanki hangi görevli, bugünkü hangi bakan? Hemen yazalım. Veziri Azam, Başbakan. Veziri Azam, Başbakan. Tabii bizim sistem bugün değişti, değil mi? Bir başbakan kavramı kalmadı ama eski sistemimize göre Veziri Azam Başbakan'dı arkadaşlar. Defterdar Maliye Bakanı. Bakın Defterdar ne gibi görev yaptı dedim. Bunu hep anlattık. Maliye Bakanı gibi görev yaptı. Maliye Bakanı. Devam ediyorum. Başka kim vardı? Nişancı. Nişancı. Hemen görevlerini tekrar söyleyeceğim, merak etmeyin. Tarım ve İskan Bakanlığı. Bakın Tarım ve İskan Bakanlığı gibi görev yapıyordu. Geçiyorum. Kadı asker. Yani kaz asker. Kaz asker ya da kadı asker. Demiştim bunu zaten. Adalet ve Eğitim Bakanı. Eğitim Bakanı gibi görev yapıyordu. Hadi bunların görevlerini bir daha söyleyelim. Veziri Azam, padişahtan sonra gelen en yetkili kişiydi. Padişahın mührünü taşırdı. O olmadığında Serdar-ı Ekrem olarak savaşlara komutan olarak katılırdı. Bugünün, yani önceki değişen sistemimizin başbakanı. Defterdar, gelir gider kaydı tutardı. Hazineden sorumlu kişiydi. Bugünkü Maliye Bakanı. Nişancı, padişahın tüm ferman, beratlarını, her şeylerini o dönem yazardı. Yazı işlerine uğraşırdı. Ayrıca toprak kayıtlarını tutardı. Bugünün Tarım ve İskan Bakanlığı. Kazasker ise kadı ve müderris atamalarını yapardı. Adalet ve Eğitimden sorumluydu. Bugünün Adalet ve Eğitim Bakanı deriz. Bu kısmı tamamladıktan sonra pekiştirme 1'deki sorularımıza başlıyorum.
Birinci sorumuzda hemen bakın ne çıkmış 1989'daki bir ÖSS sorusu. Osmanlı Devleti yönetiminde belli dönemlerde geçerli olmuş ilkelerden bazıları şunlardır. Ülke hanedan üyelerinin ortak malıdır. Devlet yönetimi hükümdar ile oğullarına verilmiştir. Yönetim hanedanın en yaşlı üyesinin hakkıdır. Bu ilkeler aşağıdakilerden hangisi ile ilgili anlayışı ortaya koymaktadır? Bunlar egemenlik yani devlet yönetimi ile ilgili anlayışı ortaya koymaktadır. Bakın devletin nasıl yönetileceği, egemenlik anlayışı, kut sistemi ve bundaki değişimleri vurguluyor. Sorumuzun cevabı Ceyhan. İkinci sorumuza bakalım hemen. Osmanlı Devleti'nde divan bir karar organı olmaktan çok danışma organı niteliğindedir. Bu durum mutlak otoritenin padişah olması evet var. Teokratik devlet anlayışının benimsenmesi. Teokratik devlet dine dayalı bir devlet sistemidir. Evet Osmanlı teokratik ama burada bir bilgi yok. Bunu eliyorum bu durum demiş. Şu iki olanları bir eleyelim. Divan kararlarının padişah onayından geçmesi. Evet arkadaşlar özelliklerinden hangileriyle ilgilidir? Bakın Divan-ı Hümayun danışma kararıdır. Danışma organıdır. Çünkü mutlak otorite padişahtı. Son söz padişaha aitti. Sorumuzun cevabı Edirne. Geçtik şimdi 3'e. Bakın hemen okuyorum. Fatih Sultan Mehmet döneminde kardeş katlinin yasal hale getirilmesi, üst düzey görevlere devşirme devlet adamlarının atanması, Fener Rum Patrikhanesi'nin koruma altına alınması gelişmelerinden hangilerinin merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik olduğu söylenebilir? Bakın, merkezi otoriteye güçlendirmeye yönelik. Kardeş katli var. Devşirme kökenlilerin getirilmesi kul sistemi var. Fener Rum Patrikhanesi de var. Neden hocam? Çünkü kendimize bağlılığı artırmışız. Onlara bir takım imtiyazlar vererek. Dördüncü sorumuza bakıyoruz birlikte. Hemen okuyorum. Osmanlı Devleti'nde padişahın yetkilerini aşağıdakilerden hangisiyle kullandığı söylenemez. Bakın burada hemen dördüncü soruya bakalım. Padişah arkadaşlar fetva vermez. Fetvayı veren Şeyhülislam'dır. Bir konunun dine uygun olup olmadığına dair fetva veren Şeyhülislam'dır. Diğerleri padişahın verdiği yani bir takım konularda çıkardığı belgelerdir. Beşinci soruya birlikte bakalım hemen. Bakın 2010'un LYS sorusu. Demek ki buradan da hatırı sayılır soru geliyor. Yukarıdaki tanımların karşılıkları aşağıdakilerden hangisi de doğru olarak verilmiştir? Devletin dış işleriyle ilgili bütün yazışmalarını yürütür. Yanına yazalım mı bunları? Bu kim oluyor? Nişancı. İkiyi okuyorum. İkiyi okuyorum. Devlet adamlarının padişaha bağlılık bildirisine verilen attır. Ne yapıyordu? Biat ediyordu. Biat etme. Yazdık. Üçü okuyalım. Olağanüstü hallerde özellikle savaş masraflarının karşılanması için padişah emriyle halkın doğrudan ödemek zorunda olduğu vergidir. Buna biz olağanüstü hal vergisi diyorduk. Avarız. Hatta bir hatırlatma bunu bu şekilde de sormuşlardı. Avarız zamanla sürekli alınan bir vergi haline getiriliyordu. Bu da ekonominin bozulduğunu gösteriyordu. Dördü okuyorum. Medrese öğrencilerine verilen at. Bu da suhte ya da softaydı. O zaman sorumuza bakalım. Bir nişancı, iki biat, üç avarız, dört softa. Hemen sorumuzun cevabını işaretledik. Geçelim şimdi 6. soruya. Bu da 2007'de çıkmış ÖSS sorusu. Hemen bakalım. Osmanlı Devleti'nde yaşanan taht kavgalarının aşağıdakilerden hangisini ortam hazırladığı savunulamaz? Yabancı devletlerin Osmanlı'nın iç işlerine karışması, ortam hazırladı. Cem Sultan'ı hatırlayın, Bizans'ı hatırlayın. Sürekli şehzadelere müdahale ediyordu. Merkez otoritenin zayıflaması tabii ki var. Taht kavgaları var. Parlamenter sisteme geçilmesi. Sorumuzun cevabı bu, açıklayacağım. Tahta geçme usulü değiştirildi zamanla. Evet. Güçlü
alanın tahta olanın tahta geçmesini. Evet, bazen güçlü olan tahta geçmiş, hatta çoğu zaman. Arkadaşlar, parlamento meclis demektir. Parlamenter sistem gelmesi demek, mutlak monarşinin değişip padişah artı meclis meşrutiyet olması demek. Biz ancak parlamenter sisteme 1876'da birinci meşrutiyette geçtik. Hemen geçiyorum bunu da yaptıktan sonra. Yedinci sorumuzu okuyorum sizler için. Bazı özellikleri verilen Osmanlı devlet görevlisi aşağıdakilerden hangisidir? Divanın daimi üyesi, padişahın malının vekili, maliye kayıtlarının tutulması, maliye işlerin düzenlemesi. Ya Maliye Bakanı kimdi? Defterdardı arkadaşlar. Defterdardı. 8'e bakalım. 2011'in LYS sorusu, yani bir nevi AYT sorusu. Çıkmış bir soru 2011'de. Yukarıdaki bilgilerden hangileri Osmanlı Devleti'nde uygulanan şer'i hukukun özelliklerindendir? Esası şer'i hukukun Kur'an-ı Kerim ve hadislere dayanır. Ceza hükümlerine de yer verir. Evet, değil mi? İşte adam öldüreni, hırsızı cezalandırmakla ilgili kanunları da var. Yüzyıllar boyunca süregelen geleneklerden kaynaklanması, gelenek görenekler örfi hukuku oluşturuyordu. Arkadaşlar, bu sorumuzun cevabı, bakın, 8'in Denizli. Üçüncü madde örfi hukuku ifade ediyor. Şer'i hukuku ifade etmez. 9'a bakalım birlikte. 2021'de çıkmış, hemen yakın dönemin TYT sorusu. 9. soruya bakıyorum. Bakın, 9. soru. Bu fermandaki ifadelere göre Osmanlı Devleti yönetimiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Osmanlı Devleti'nde bir padişah tahta çıktığında beylerbeyi, sancakbeyleri ve kadılara genellikle aşağıdaki ifadeleri içeren bir ferman gönderilirdi. Allah'ın yardımıyla ve bakın Allah'ın yardımıyla saltanat benim oldu. Bugün vezirler, ulema ve büyük küçük bütün makam sahiplerinin ittifakıyla bana atalarımdan kalan sultanlık tahtına oturdum. Bakın, atalarımdan kalan sultanlık tahtına oturdum. Adıma hutbe okutmuş ve sikke kesilmiştir. Bu fermanı alır almaz bütün kent ve kasabalarda halka cülusun bildirilsin. Yani tahta oturduğum bildirilsin diyor. Aristokratik bir yönetim biçimi söz konusudur. Arkadaşlar, sorumuzun cevabı bu. Bir kere Osmanlı'da aristokratik kavramı yoktu. Soylu kavramı yoktu. Çünkü Osmanlı Devleti'nde sınıf farkı yoktu. Diğerlerini okuyalım. Egemenlik ile ilgili bir takım semboller var. Evet, para bastırmak, hutbe okutmak var. Meşruiyet açısından ulema görüşüne dikkat edilmektedir. Evet, var. Bak, ulema ve büyük küçük bütün makam sahiplerinin ittifakıyla başa geldim diyor. Hükümdar değişikliği reayanın öğrenmesine önem verilmektedir. Evet, diyor ki, cülusu mu tahta geçtiği mi şehirlerde, kentlerde duyurun diyor. İlahi kaynaklı bir egemenlik anlayışı vardır. Evet, ne diyor? Bakın, Allah'ın yardımıyla tahta geçtim diyor. Hepsini de yerleştirmiş olduk. Şimdi 10. soruyu birlikte çözelim. 10. soru. Hemen bakalım. Yukarıdaki diyagramda boş bırakılan yere Fatih Sultan Mehmet'in ifadelerinden hangilerinin getirilmesi doğru olur? Kardeş katlini yasallaştırdım. Evet. Merkez otoriteyi artırmak için şunları yaptım. Özel mülk ve vakıf topraklarının büyük bölümünü ne yaptım? Mirileştirdim. Yani devletin malı yaptım. Özel mülk ve vakıf topraklarını devletin mülkü yaptım. Diğer ne yazabiliriz? Hükümdar ya da bey kızlarıyla evlenmeyi yasakladım. Bakın, hükümdar ya da bey kızlarıyla evlenmeyi yasakladım. Bağlı beylik ve devletlerin bir bölümünü ilhak ettim. Divan toplantılarından çekildim. Divan başkanlığını sadrazama bıraktım. Bakın arkadaşlar, burada üçü de yazılabilir. Otoriteyi sağlamak için böyle yapmışlardı. Hatırlıyor musunuz? Padişahlar saray içinden evlenmek zorundalardı. Bu önemliydi. Devam edelim şimdi 11. ve son sorumuzda. Osmanlı Devleti'ndeki bazı divan üyeleri ve yaptıkları işlerin eşleştirilmesi ile ilgili yukarıdaki numaralandırılmış alanların hangilerinde yanlışlık yapılmıştır? Hadi düzeltelim.
Bakın maliye işleri nişancı. Bu yanlış. Bu kim olacak? Doğrusu ben D yazayım. Doğrusu defterdar olacak. Bir yanlışmış o zaman. Hemen böyle koyalım. İç ve dış yazışmalarla ilgilenen. Bu da nişancı. Bu ikisi yer değiştirecek. Bu da yanlış. Adalet ve eğitim işlerinden kaz asker sorumlu. Buradaki sorumuzda yanlışlık 1 ve 2'de var. Aslında 1 ve 2'nin tikini yer değiştirirsek doğru olmuş olacak. Böylece bu bölümü de tamamlamış olduk arkadaşlar.